Evet, bugün başlıklarımız arasında şunu da söyledik. Drone ile uyuşturucu servisi, özellikle Türkiye'nin uyuşturucu ticareti geçiş noktası olması, buradan Avrupa'ya daha çok o ticaretin işletilmesi gibi birçok başlık hala gündemde değerli izleyenler. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şimdi o söylemleri neler peki bu konuda? Mücadele ediyoruz diyor. Yeni alanlara yayıldı. Biz de haberimizde bunu söylüyoruz. Çünkü WhatsApp ve Telegram gibi uygulamalarda uyuşturucu ticareti yapıldı, açık, net. Alıcılar talep ediyor. Amca lakaplı satıcılarsa hem fiyat hem fotoğraf paylaşıyor ve adrese teslim ediyor. Öyle ki drone'la bile evlere servis yapılıyor. Tam bir bela. Gençlerimiz için büyük bir felaket. Her gelir grubuna göre Türkiye'de uyuşturucu satılıyor. İlk yapacağım iş o uyuşturucu baronlarının kellelerini kesmektir. Birkaç ay öncesinde uyuşturucu Türkiye'nin önemli gündemlerinden biriydi. Deprem ve seçimle birlikte uyuşturucu alt sıralara gerilese de hala önemini koruyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın 2022 raporuna göre 2021 yılında madde bağlantılı ölüm sayısı 270. Bu ölümlerin 125'i metamfetamin, 76'sı eroin ve 68'i ise ekstazi kaynaklı. Gençlik uyuşturucu batağına düşmüş durumda. Ve nasıl oluyor da iktidar bütün bunun karşısında çocuklarımızın zehirlenmesine sessiz kalıyor? Yine aynı rapora göre 2019 yılında 220.010 olan uyuşturucu suçları 2021 yılında 294.604'e yükseldi. Yakalanan şüpheli sayısının sadece 64.694'ü uyuşturucu madde imal ve ticaretini gerçekleştirmekten. Bu uyuşturucuya bağlı suçların %22'sini oluşturuyor. Uyuşturucu da nasıl bonsai'nin odasını değiştirmişsek, nasıl eroin'in odasını değiştirmişsek, nasıl Kaptagon'un odasını değiştirmişsek, burada milletimize namus sözüdür. Avrupa teslim olsa da, dünya teslim olsa da bacaklarını kıra kıra devam edeceğiz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu böyle söylemişti. Ancak bu da çözüm üretmedi. Bir de cezasızlık eklenince uyuşturucu ticareti mesajlaşma uygulamaları üzerinden yapılmaya başladı. Bu uygulamalarda birçok şehirden binlerce kişi iletişim kuruyor. Almak istediği uyuşturucu maddesini ve miktarını söylüyor. Amca lakaplı satıcılarsa talep edilen maddenin fiyatını aktararak ulaşımını sağlıyor. Uyuşturucu ticareti için kurye hizmeti veren satıcılar dahi mevcut. Türkiye'nin son dönemde yabancı basında ve raporlarda uyuşturucu limanı olduğu iddialar arasında. İşte binlerce kişinin de bu platformlarda uyuşturucu ticareti yaparken emniyet tarafından fark edilmiş olması kafalarda soru işareti yaratıyor. Artı TV uzun süredir bu kanallardan birkaçını takip ediyor. Faaliyetlerinin izini sürüyor. Rahatlıkla uyuşturucu trafiğinin yapıldığı bu kanallardan biri dahi kapatılmış değil. Demokrat Parti Merkez Karar Kurulu üyesi ve eski Asayiş Şube Müdürü Mustafa Böğürcü, Türkiye'deki uyuşturucu trafiğini Artı TV'ye değerlendirdi. Türkiye hattıyla, Balkan coğrafyasıyla, Avrupa kıtasına geçen eroinin ve uyuşturucu esrarın bir şekilde değişik bir rotayla bazen zaman zaman Karadeniz rotası kullanılarak geçişi sağlanıyordu. Avrupa'daki limanlar, özellikle İspanya limanları, Hollanda limanları ve Almanya şehirlerindeki deniz bölgesindeki limanlarda seri ve ciddi operasyonlar yapılması sonucunda bu limanlarda sıkışan Latin Amerika merkezli kartellerin bu sefer Akdeniz'in diğer tarafındaki Mersin Limanı'na malı uyuşturucuyu indirmeleri, Türkiye bir anda hızlı şekilde kokain ticaretiyle ve kokainin sevkiyatıyla tanıştı. Ki geçen hafta yine aynı şekilde hatırladığım kadarıyla 2 tonun üzerinde bir kokain yakalaması yapıldı Türkiye varışlı bir gemide. Uyuşturucu trafiğinin merkezi haline gelen Türkiye'de kullanımda da artış olduğunu belirtti. Uyuşturucu ticaretini geliştirmek için farklı yöntemlerin kullanıldığını söyledi. Drone'la satış yapıldığını iddia etti. Transit geçiş olarak kullanılan Türkiye'de bir şekilde uyuşturucu kaçakçıları aynı zamanda
hedef pazar ve satış yapılan pazar noktasında görüyor ve uyuşturucu kaçakçıları da bu konuyla ilgili olarak değişik yol ve yöntemler buluyorlar. WhatsApp, Telegram gibi kanallar üzerinden gruplar kurmak suretiyle uyuşturucunun semtlerde taşınmasını ve satılmasını sağlıyor. Kemerburgaz bölgesinde geçen bir arkadaşımdan duydum. Ultra lüks ve etrafı güvenli duvarlarla çevrili bir siteye uyuşturucu kaçakçılarının dronlarla artık uyuşturucu indirdiklerini öğrendiğim doğruysa bu iddia, jandarmanın bile bazı devriye araçlarında o bölgede jamur kesicilerle bu tür olayları önleme anlamında çalışma yaptığını ben öğrendim. Böğürcü, iktidarın ve kolluk güçlerinin mücadelede yetersiz kaldığını belirtti. Kimi polislerin de bu uyuşturucu trafiği içerisinde yer aldığını aktardı. Liyakatsiz kadroların göreve getirilmesi, olan her olayın dış güçler adı altında uluslararası camiaya yüklenmesi sonucunda maalesef uyuşturucu ve uyuşturucu türevleriyle olan mücadelede tek başına sekteye uğruyor. Edirne Emniyet Müdürü'nün yardımcısı, İl Emniyet Müdürü yardımcısı uyuşturucu kaçakçılarıyla birlikte iş tutmaktan savcılık ve jandarmanın yapmış olduğu tahkikatla açığa alındı. Polis teşkilatının içerisinde de bu konulara karışan, haşır neşir olan, bundan menfaat temin eden bir grup var. Türkiye'nin en büyük ve en can alıcı, en yakıcı sorunlarının başında gelen uyuşturucu kullanım sayılarındaki artış ve gençliğin düşmüş olduğu uyuşturucu batağıdır. Bunu dediğim gibi polisiye önlemlerle tek başına çözme şansınız yok. Bacaklarınızı kırarım diye şov yaparak, halka kendinizi alkışlatarak çözme şansınız yok.